Merhaba arkadaşlar, resim dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün size bir bebek yeleği paylaşmak istiyorum. Daha yapım aşamasındayım. Böyle tek pirinç örneği fantazi lastikle yaptım. Örneği tek pirinç. Daha henüz bitmedi, az bir şey kaldı. Size bu kol yapımını göstermek için burayı örmedim. Şimdi onun yapımını göstermek istiyorum. Örneğimizde çok çiti piti, güzel, minik. Bebek yeleklerin de çok güzel gidiyor. Benim çok hoşuma giderek yapıyorum, örüyorum. Ben size bunun kaç numarayla ördüğümü, ipimi göstermek istiyorum. İpim bu. Kalınlığı desem fazla kalın değil. İnce iplerle örüyorum. 3,5 numarayla ördüm. Bunun ön tarafının başlangıcı 38 ilmek başladım. 38 ilmek başladım. Burayı fantazi olarak, fantazi lastik olarak yaptım. Üzerine tek pirinç yaptım. Ve bu kenarlarında 8 ilmek tekrardan fantazi olarak, lastik olarak ördüm. Ben size bunun ölçülerini vereyim. 38 ilmek yaptığım için mesela başlangıcı 12 santim, boyu kol ağzına kadar koluyla 18 santim, bilmiyorum, inşallah size de görülüyordur, 18 santim. Boyu yakaya kadar olan yine boy 20 santim. Buradan sonra kesmeye başladım. Her sırada tek tek kestim. Sonradan kesmeden ördüm. Toplamda boyu 29 santim. 29 santim. İnşallah görüyorsunuzdur. 29 santim. Bunu ön tarafa 38 ilmek başlanıyor. Diğer yan tarafta 38 ilmek. Arkası 66 ilmek başladım. Arkaya 66 ilmek başladım. Yine buralarda 8'er ilmek fantazi lastik yaptım. Üstünü de, yaka kısmı da bütün kestim. Ben size sonradan bunun bitmişini göstereceğim. Yalnız şunu da göstereyim size. Burada omuzu yaptıktan sonra kesiyorum yakaya kadar, fantazi lastiğe kadar. Sonradan biraz fazla ördüm. Ta ki bunun bitmişinin, şöyle göstereyim daha güzel olur. Şuradan şöyle gelip buradan bitince öbür omuzla birlikte birleşip, şu iki taraftan örüp de ortadan birleştirmedim. Ortadan birleştirmedim. O zaman çocuğu rahatsız edebilir. Bunu sadece omuz kısmına kadar ördüm. Buna dikkat ederseniz en azından çocukta rahatsız olmaz. Şimdi ben size hem bu örneği göstermek istiyorum. Tek pirinci ve de yaka, aman özür dilerim. Kol ağzının başlangıcını ve kesimini göstermek istiyorum. Ben burada 8 ilmek arttırarak yaptım. Şişime 8 tane ilmek topladım. 8 tane ilmek topladım. Ve bunu fantazi olarak başladım. Bu şimdi örüle örüle buraya geldiğimiz zaman buradan ilmek alarak ikisini bir örerek ta ki şuraya kadar geleceğiz. En azından 6 ilmek örmemiz lazım. Bunu 6 ilmekle burayı eksilterek burayı da birleştirerek işte kol oyuntusunu yapacağız. Kol oyuntusunu, şurasını yapacağız. Şimdi ben size burada başladım, onu göstermek istiyorum. Bunu fantazi lastik olarak yapıyorum. Bakın, fantazi lastiğin de yapılışı. Fantazi lastiğin de yapılışı böyle. Hem onu da göstermiş olurum. Bir düz, bir ters ama arkadan düzün alınış şekli ayrı. Bakın, şişi alıyoruz. Buradan. Bir haroşa örüyoruz.
bir düzü arkadan alışı, iplik atışı değişiyor sadece. Buradan atıyoruz. Eğer böyle alsam normal düz lastik olacak. Sadece şurada atış şekli değişik fantazi lastikte. O zaman ilmekler bakın çapraz çapraz gidiyor. Ve bu açılmıyor lastik. Çok kullanışlı oluyor. Diğer düz lastik biraz daha açılıyor. Şimdi bir haroşa, bir tane, bakın atış şekli, ilmek atışına çok dikkat etmeniz lazım. Kaç oldu? 2, 4, 6, 7. Şimdi burada haroşa geldi. Buradaki ilmekle birleştirip haroşa öreceğim. Şimdi tekrardan başa döneceğim. Ta ki şuraya 6 ilmek kesene kadar. Bakın. Haroşa örüyorum. Bakın ilmeği düz örerken ilmeği böyle üstünden alıyorum. Bakın haroşayı normal örüyorum. Düz ilmeği örerken böyle üzerinden atıyorum. O atışa dikkat ederseniz fantazi lastik olarak örmüş olursunuz. O da çok güzel oluyor. Bakın. Buradan atıyorum. Haroşa örüyorum. Üzerine atıyorum. Bakın. Haroşa örüyorum. Bir düz bir ters aslında da sadece düz ilmeğinde bakın ikisini bir alıyorum. Bunu 6 ilmek buraya kadar örüyorum. Ondan sonra tekrardan böyle başa gidip gelip öreceğim. Fakat 6 ilmek kestikten sonra başa çıkacağım. Sonradan gelip bir tane daha yani başa kadar gideceğim. Dönüşte bir tane daha keseceğim. İki sıra öyle öreceğim. İşte birer tane daha eksilteceğim. Normalde 8 ilmek eksiltmiş olacağım. Şu oyuntuyu verebilmek için. Bakın şu oyuntuyu verebilmek için. Burada 6 tane kestim. Sonra başa kadar geldim. Başa kadar geldim. Sonradan tekrar geldim. Geldim buraya kadar. Burada yine kestim. Böyle gide gele yaptım. Yakayı da kol ağzından biraz daha yukarıda kesmeye başladım. Birer birer zaten örnekte kendini gösteriyor. Şu içinden kestim. Bu taraftan baştan kesmedim ki burası düzgün olsun. Şu lastiğe geçiş tarafından kestim. Sonradan buralarda kesmeden düz ördüm zaten. Bunun yaka oyuntusu ve kol ağzı oyuntusu böyle. Buraya kadar 6 ilmek. Ondan sonra başa kadar gidiyorum. Tekrardan başa geliyorum. Sonra burada bir tane daha kesiyorum. Başa gidiyorum. Geliyorum. Bir daha kesiyorum. Ondan sonra düz olarak zaten çıkıyorum. Şimdi ben size burada tam 6 ilmeği şimdi örmeye fazla uzun sürer. Ben size gösterdim kesiliş şeklini. İlmeğin fantazi lastiğinin nasıl olacağını da gösterdim. Burada şimdi size ben bu örnek nasıl yapılıyor onu göstermek istiyorum. Bu örnek iki sırada bir kendini belli ediyor. Şimdi burada normalde düzlerim var. İki sıra örülmüş düzüm var. Bunun üzerine haroşa olarak öreceğim. Bakın bir haroşa bir düz. Düzün üzerine haroşa öreceğim. Bir düz. Bir haroşa bir düz. Bir haroşa bir düz. Bakın bir haroşa bir düz. Görüyor musunuz? Düzlerin üzerine haroşa oluyor. Buradaki haroşaların üzerine düz olarak örneği örüyorum. Sonra dönüşte haroşayı haroşa, haroşayı geleni haroşa, düz geleni düz öreceksiniz. Haroşayı haroşa, düz geleni düz öreceksiniz.
Bu tek pirinç oluyor. Bakın şimdi ben size göstereceğim tekrardan. Evet. Bu şimdi tek pirinç oldu. Şimdi ilmekleri yine değişmemiz lazım. Bu iki sırada bir olduğu için burada düzün üzerine haroşa, haroşa üzerine düz ördük. Arkada tekrardan düzü düz, tersi ters ördük. Şimdi ön sıraya geldiğimiz zaman haroşanın üzerine düz, düzün üzerine haroşa öreceğiz. İki sırada bir, bakın, iki sırada bir örnekleri değiştirmemiz lazım. Ama arkadan örerken düzü düz, tersi ters öreceğiz. Ona dikkat edelim. Yoksa ilmek, örnek kendini göstermiyor. Şimdi burada haroşa geldi. Bunu düz olarak örmem lazım. Bakın. Burada da mesela düz var. Bunu haroşa olarak öreceğim. Düz. Haroşa. Düz. Haroşa. Düz. Haroşa. Düz. Haroşa. Bakın. Görüyor musunuz? Örnek nasıl kendini belli ediyor? Her iki sırada bir ön taraftan ilmekleri değiştireceğiz, kaydıracağız veyahut da. Düz gelirse iki sırada ama düz gelirse düzü ters öreceğiz, tersi düz öreceğiz. Arka sıraya geldiğimiz zaman düzü düz, tersi ters örmemiz lazım. Bu da çok güzel, çıtı pıtı. Bilmiyorum, ben severek yaptığım tekli pirinç oluyor. Çıtı pıtı güzel bir örnek. İnşallah ben size açıklayıcı olmuşumdur. Anlatabilmişimdir. Bakın. Bu bittiği zaman ben size bitmiş haliyle resmini koyup öyle göstereceğim aslında. Size yapılış şeklini göstereyim dedim. Böyle bittiği zaman çok çıtı pıtı şirin bir şey olacak. Çok güzel bir bebek yeleği oluyor. Onun için inşallah ben size yardımcı olabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.